Merhaba, hoş geldiniz Bilge Hanım. Merhaba. Bu ekranı kapatamıyorum. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Birazdan başlayacağız. Şu an görünüyor muyum? Evet, şu an görünüyor. Az önce de sıkıntı yoktu galiba ama sanırım Ya birden geldi. ekranda bir yazı var ve kendimi göremiyorum onun Ha, yüzünden. tamam, sorun değil. İyisiniz Nasılsınız? umarım. İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler, sağ olun siz de. Bugün Bilge Hanım konuğumuz. Kendisi Kore'de şu an. Değil mi? Evet. Kore'den canlı yayına katılıyor. Bugün Bilge Hanım'la biraz hem Kore'yi konuşacağız hem de aynı zamanda kendi yaptıklarını bize deneyimlerini de aynı zamanda aktarmış olacak. Umarım güzel bir yayın olur. Yavaştan başlayalım o zaman. Arkadaşlarımız da katıldıysa. Öncelikle sizi tanıyalım isterseniz. Genel olarak kendinizi anlatın. Tabii. Adım Bilge Su. 22 yaşındayım. Kore Dili ve Edebiyatı mezunuyum Türkiye'de. Şimdi Kore'de de Sungyeong Kadın Üniversitesi'nde lisans bölümü okuyorum. Böyle. Çok anlatabileceğim bir şey yok. Tamam yani. Aslında birçok sorulacak soru var da herkesin aklına eminim geliyor. Birçok Kore'ye gitmek isteyen öğrencinin. Peki daha öncesinde siz değişim öğrencisi olarak da katılmışsınız bildiğim kadarıyla. Kore'de deneyimlemişsiniz. Oradaki süreç, siz Türkiye'deki okurkenki süreç nasıldı? Özellikle Korece dili ve edebiyatı okurken ve nasıl gitme imkanı buldunuz? Üniversitenizin mi bir anlaşması vardı ya da başka bir yolla mı gitmeyi başardınız? O süreç nasıl oldu genel olarak? Şöyle, ben Erciyes Üniversitesi'nde Kore Dili ve Edebiyatı okudum. Bizim okulumuzun bizim bölümüne sadece ait olan bir anlaşması vardı. Ya belli okullarla anlaşmaları vardı ve bunlara gidebiliyorduk biz. Ben de koşulları yerine getirdim. Koşullarda bölümde aktif olarak rol almak, genel olarak derslerinizin iyi olması, devamsızlığınızın az olması gibi koşullar vardı. Bunları yerine getirince istediğim okula gönderdiler beni. Öyle oldu. Güzel gerçekten. Peki yani burslu muydu, burssuz mu? Nasıl o olanak hakkında bir destek sağlıyorlar mıydı en azından Türkiye'de? Yani şöyle, Kore'de her okul paralı. En azından hani Evet. değişim öğrencisi olarak geldiğiniz zaman bu parayı ödemiyorsunuz. Sadece yurtla normal yaşam masraflarınızı siz karşılıyorsunuz. Bu kadardı. Onun dışında bir burs yoktu. Şu an için yüksek lisans okuyorsunuz sanırım değil mi? Lisans okuyorum. Lisans İkinci mı? lisansım. Tamamdır. Peki şu an geldiğiniz üniversiteye nasıl başvuru yaptınız? O süreç nasıl ilerledi? Bir anlamda yani hem gittiğiniz üniversiteyi nasıl buldunuz? Ve bunun dışında da gittikten sonra gördükleriniz nasıldı? Üniversite hakkında nasıl bir eğitimi var? Beğendiğiniz şeyler var mı? Genel olarak üniversitedeki hayat nasıl yani? Ben buraya değişim öğrencisi olarak buraya geldikten ne kadar sonrasında? Bir 6-7 ay sonrasında başvurdum. Türkiye'ye dönüp bu korona zamanı başladığı zaman Türkiye'de kalamayacağımı düşündüm artık. Böyle bir yurt dışına çıkmış insanlar varsa anlarlar beni. Bir boşluğa düşüyorsunuz. Özellikle anne baba evine geri dönünce. Bu yüzden İlk önce TOPIK sınavına girdim. TOPIK sınavını bilmeyenler için söyleyeyim. Korece seviye belirleme sınavı. Buna girdim. Buradan 3 kabul ediyorlar ama 3'ün üzerinde olursa burs veriyorlar. Tavsiyem buradan da 3 ve üstü almaları. Ben de 4 aldım. Ondan sonra hemen
belgeleri hazırlamaya başladım. Yani genel olarak okulların istedikleri belgeler hani bellidir. Hani ilk başta başladım ama kafamda bir üniversite yoktu. Bizim RGS'in bu okulla anlaşması vardı. O yüzden giden arkadaşlarım da tavsiye etmişlerdi çok güzel üniversite diye. Ben de Seul'de okumak istiyordum. Seul'de hem en ucuz hem de kolay burs verebilecek bir üniversiteydi. Bu yüzden Sunmiyon'a başvurmaya karar verdim ben de. Belli siteler var Kore'de başvuru yapmak için. Böyle tarihlerini falan açıklıyorlar. Onlara bakıyordum sürekli. Adları şu an tam hatırlamıyorum. Söylerim size. Siz Evet. söylersiniz. Yani genellikle başvuru sitesi olarak UAPLY daha çok kullanılıyor. Tabii bu Ya üniversite kullanmıyorum Korece ama. site olarak bakıyordum ben genel Anladım. olarak. Bu şey Korelilerin de başvurabildiği bir siteydi. Ha, evet. İşte öyle baktım. Ondan sonrasında klasik kendi okulun sitesinden başvuru belgelerini inceledim. Ondan sonrasında ona göre hazırlık yapıp gönderdim. Peki başvuru yapmadan önceki profiliniz nasıldı acaba? Ben lisansa başvurdum tekrardan. O yüzden lise geçmişim önemliydi. Ben lisedeyken diploma notumu bilerek biraz yükseltmeye çalışmıştım son dönemlerde. Evet. Yurt dışına çıkma isteğim vardı o zamanlarda. Diploma notum 81 civarındaydı. Şimdikiler için çok yüksek değil ama bizim zamanımızda yüksek bir nottu. Ondan sonra yine TOPIK belgesi. Aynı zamanda diğer dillerle mesela İngilizcem de vardı. Çince de biraz biliyordum. Bunları da yine özgeçmiş tarzında bir yazı yazıyorsunuz. Hani belgeniz olmasa bile bunları belirtmek güzel oluyor. Ondan sonra başka yine Kore ile ilgili geçmişim etkili olmuştur diye düşünüyorum. Çünkü ben Kore dili ve edebiyatı dışında aynı zamanda lise döneminde de Kore ile ilgili sürekli etkinlikler yapmıştım. Bu Kore Kültür Merkezi olur, Kore Turizm Organizasyon şirketi olur. Hepsinde de etkin rol almıştım. Bunları da yazdığım için yine bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Evet. Gerçekten o son söylediğinizde yani özellikle önemli şeylerden biri başvuru anlamında. Yani sadece aslında tabii baktığınız zaman 80 sizin de dediğiniz gibi çok çok yüksek bir not ortalaması değil ama hep soruyor özellikle öğrenciler bize benim not ortalamam şu kadar yani hiç alamam mı kabul hiçbir üniversiteden ya da burs alamam mı diye soruyorlar en özelinde. Burada siz hani gerçekten bir örnek olarak karşımızdasınız. Özellikle hani bu not ortalaması ve sadece dil belgesinin çok büyük önemli rol oynuyorlar tabii ama hani bu başvurunun aslında biraz da yarısını oluşturduğunu gerçekten söyleyebiliriz. Çünkü sizin yaptıklarınız gerçekten işte değişim programı, öğrenciliği ardından yine bu şekilde bir deneyim. Gerçekten güzel bir profil yaratmış. Yes. Önemli olan şey, pardon sözünüzü Tabii. kestim. Ya önemli olan şu bence, hani bir sürü ülke var ama siz neden Kore'yi seçiyorsunuz ve Evet. bu Kore'yi seçtiğiniz zaman hani sizin buradaki sürekliliğiniz nasıl olacak? Hani sadece ben çok seviyorum. Bir anda gelmek istiyorum mu? Yoksa siz gerçekten bu ülke için emek harcadınız mı? Bunu da görmek istiyorlar bence. Evet. Siz zaten yani yıllar öncesinin aslında baktığınız zaman hazırlanmaya başlamışsınız. Hiç farkında olmadan bile muhtemelen bu süreç için. Çünkü istediğiniz şey buymuş zaten. O süreç için de hani birkaç ayda yapılabilecek bir şey kesinlikle değil. Uzun bir sürece yayılması lazım. Değişim programına gitmişsiniz. Oradan gelip tekrardan çalışmak vesaire ve tekrardan başvuru yapmak gerçekten uzun bir süreç. İşte bunu da birazdan en azından hani şu an bizi izleyen öğrenciler varsa, lisedeyse, daha mezun olmadıysa, birinci sınıfta bile olsa gerçekten bu tür planları yapmanın tam zamanlarındalar aslında. Kesinlikle. Ondan dolayı bu şekilde bir hayalleri varsa şimdiden itibaren aslında başlamak lazım bu hazırlıkla alakalı şeylere. Çünkü zamanı geldiğinde yani özellikle tabii lisenin son senesi çok daha yoğun bir sene oluyor.
Ondan dolayı da daha öncesinde başlamak da tabii çok çok daha önemli Tabii. bununla alakalı. Bunun Yani. dışında şey soracaktım size, lisans diplomanızı ve not ortalamanızı gösterdiniz mi ek olarak, yani destekleyici vesaire bir şey olarak? Ben şöyle korona dönemindeyken başvurdum. O zaman ben daha üçüncü sınıftım. Yani ben mezun olmamıştım. Bu yüzden gösterebileceğim bir belgem yoktu. Sadece hani okumakta olduğumu söyledim. Ama hani belge falan göstermedim. Anladım yani. Şeyde sanırım kendini tanıtma kısmında onu söyledin zaten. Aynen. Evet. Bunun dışında şu anki ne kadar zaman geçti siz orada olalı ve dersler nasıl işleniyor? Online olarak mı, yüz yüze mi? Ve genel olarak işte Kore'deki durum nasıl ve hem sizin üniversitenizin ve işte bölümünüzle alakalı derslerin işleniş biçimi nasıl? Biraz daha eğitim sisteminden yani bahsetmek istiyorum. Onlar hakkında ne söyleyebilirsiniz? Şimdi korona yüzünden genel olarak online işleniyor dersler. Ama böyle pratik dersler olur, sınıfın az olacağı dersler olur. Onlar offline işleniyor. Ama ben şu ana kadar hiç offline derse girme fırsatım olmadı. Genel olarak şöyle, hani hoca anlatıyor, anlatıyor. En sonunda sizi bir grup atıyor. Hani Zoom'larda farklı gruplar, dinlenme odaları olur ya, onlara atıyor sizi. Ve siz o öğrencilerle konuşmaya başlıyorsunuz. Hani en sonunda bittikten sonra bir rapor hazırlıyorsunuz. O hemen anında hazırlamanız gerekiyor. Sonra ne konuştuğunuza dair bir sunum yapıyorsunuz. Genel olarak böyle geçiyor ve çok sık ödev veriyorlar. Hani bayağı fazla, yani neredeyse her hafta sizin yapacak böyle proje tarzında bir ödeviniz olmuş oluyor. Onun dışında düşünüyorum ödevler, dersler bizim medya öğrencisi olduğum için ben pratik derslerim de çok fazla var. Normal ne denir? Teorik derslerim de çok fazla var. O yüzden yarı yarı diyebilirim. Ama öğrenciler için çok fazla programlar hazırlıyorlar. Ya ben bunu Türkiye'deyken görmemiştim. Şöyle diyeyim size, sırf bu programlar için hani seminerler olur, kısa işte özel dersler olur. Bunlar için ayrı bir siteleri var. O sitelerden başvuru yapabiliyorsunuz ve hani aynı anda açık olan en az 20-30 tane seminer ve özel dersler var. Yani, ve bunlardan da hani öğrenciler katılsın diye şey yapmışlar. Hepsine puanlar vermişler. Siz katıldıkça puanınız artıyor sizin. Hani puan topluyorsunuz. En sonunda belli bir hani hatırı sayılır bir puana ulaşırsanız bu sizin ödediğiniz paradan kesiliyormuş okulda. Böyle bir sistemleri de var. Yani, Anladım. Bu çok sanırım şaşırdım. üniversiteye özel bir sistem galiba, değil mi? Evet. Öyle. Yani diğer İlginç bir üniversitelerde var mı sistemmiş. bilmiyorum ama. Evet. Yani ilginç bir sistemmiş o da gerçekten. Ama işe yarıyordur herhalde. Onu Evet, yani ben Seminere katılıyorum. alındınız mı daha öncesinde? Evet, ben katılıyorum. Yani bir kaç puan, her program 2000 puan falan civarında. Benim bir 14-15 tane duruyor öyle. Hazırda bekliyor yani. Anladım. Tabii şunu da belirtmek lazım. Hani bütün üniversitelerin kendi alanında biraz daha sistemleri değişiyor ama Evet. genel olarak da söyleyebiliriz. Hani tabii yoğun bir eğitim hayatı var bütün üniversitelerde. Bilmiyorum tabii online olduğundan dolayı mı bu kadar fazla proje vesaire veriyorlar. Genel olarak da böyle aslında Kore'deki eğitim Kore'de çok eğitim genel yoğun. olarak böyle. Evet. Tabii online'da olunca aslında yine aynı şekilde devam ettirmeye çalışıyorlar o sistemi. Bunun dışında bir yandan okurken başka neler yapıyorsunuz kendinizi geliştirmek için ya da oradaki yaşamınızı nasıl sürdürüyorsunuz? Tabii işte Türkiye'den gelen bir öğrenci olarak yani kurlar vesaire onlardan dolayı da aynı zamanda bir öğrencinin
Kore'de yaşam sürdürebilmesi, hani ailesi tarafından Türkiye'de yaşadığından dolayı zor olabiliyor. Ya da bunun dışında hani kendi masraflarını da karşılayabilmek için özellikle bazı öğrenciler çünkü yük olmak istemiyor da olabilir bu konu hakkında. Siz bir şeyler yapıyor musunuz? Yani part-time çalışma daha önce en azından deneyim ettiniz mi? Okulla birlikte zor oluyor mu bu durum? Onları biraz daha almak istiyorum sizden. Gerçekten tek başınıza hani sırf babadan ya da ebeveynlerden gelen parayla Kore'de yaşamak imkansız. Yani hani zor demeyeceğim direkt imkansız yani. Çünkü kur farkı şu an uçurum, bayağı uçurum var. Dolarla neredeyse eş değer burada won. Ve sizin hani eğer çok çok zengin değilseniz yani ebeveynlerinizden gelecek para burada hiçbir şey anlamına geliyor yani. Bu yüzden ben de çalışıyorum doğal olarak. Yani biraz hatta fazla çalışıyorum. Yani çünkü yapacak başka bir şeyimiz yok. Yani çalışmadan başka bir şekilde yaşayamayız burada. Derslerde şu an online olduğu için iyi gidiyor. Sorun olmuyor. Hani ben markette çalışıyorum. Bir de müze deneyimim oldu. Yani dizayn müze deneyimim oldu. Müşteriler yokken çalışıyorum genel olarak. Hani ders dinliyorum, ödev yapıyorum ya da yine yoldayken yapabileceğim ödev varsa onları yapıyorum. Ve böyle gidiyor. Hani sıkış tepiş derler ya. O şekilde bir hayat içerisindeyim şu an. Hani olabilir. Uyumak için zaman var. Diğerleri için böyle çok ultra yoğun bir zamanla sahip oluyorsunuz. Çünkü başka çareniz yok. Yani. Tabii yani bir de özellikle bu şekilde bir amaçları varsa ve tabii şeyi hariç tutuyorum biraz da tam bursları biraz daha hariç tutuyorum. Tam burs almak isteyen öğrencileri daha çok çünkü onların zaten işte eğitim ücreti vesaire tamam karşılanıyor. Aylık ücret vesaire de veriliyor. Onun haricinde bu şekilde eğer gitmek istiyorsanız tabii elbette Kore'deyken yani Asya'da çok en azından hani hiç gerekmiyorsa bile bence o tecrübeyi almak gerekti. Yani sonuçta siz oradaki insanlarla iletişim halinde oluyorsunuz. Daha yakından belki tanıma imkanı buluyorsunuz. Tabii yoğun bir süreç oluyor bu. Oldukça zor bir süreç. Tabii bu hani Türkiye'deki o süreçten çıkıp da zaten buraya gelmek de büyük bir cesaret. Hani o konfor alanından çıkıp bunları yapabilmek gerçekten güzel şeyler. Ama tabii burada yaşadığınız zorlukların ileride meyvesini alacaksınız elbette. Çünkü burada yaşadığınız deneyimler gerçekten hiç kimsenin hiçbir zaman deneyimleyemeyeceği şeyler aslında. Ondan dolayı da güzel bir şey diyebiliriz genel anlamda. Peki şeyler nasıl acaba? Herkesin merak ettiği kusura bakmayın soruyorum. Ücretler genel olarak nasıl yani? Özellikle ve part-time çalışma sistemi nasıl? Bununla alakalı. Kendiniz biraz daha rahat diyebiliyorum ben özellikle bu saatleri seçebilmek konusunda, bulma konusunda. Ve hani bu ücretler özellikle ne kadar bir çalışmayla öğrenci kendini bir ayda geçindirebilir. Örneğin kendisi orada aylık yaşam masraflarını karşılayabilir. Çok kısa hani onlardan da yani genel olarak tabii ki bahsedebilir misiniz acaba? Ya şöyle öğrenci vizesi aldığınız zaman sizin bir hafta içerisinde 20 saat çalışma hakkınız oluyor. Tabii hani bunu belgelerle öyle gösteriyorsunuz ama genelde patron sizi 20 saat çalıştırmaz. Yani daha fazla çalıştırır. Sadece belgelerde öyle gösterir. Genel olarak şu anda hani 9 bin civarında veriyorlar saatliğini ama bu vergiler vesaire o tarz şeyler kesiliyor. Ve sizin elinizde saatlik 8,5 civarında bir para geçiyor. Yani haftada ne kadar saat çalıştığınıza bağlı olarak da değişir. Ama bir öğrencinin bence genel olarak en az 1.000 yani
$1000 civarında bir paraya ihtiyacı oluyor. Eğer burssuz geliyorsa tabii. Yani bir de yurtta yaşamıyorsa. Yani hem sanırım işte yurt ücretleri, konaklama ücretleri, eğitim ücretleri, bunlar dahil olarak galiba değil mi? Eğitimi sayarsak birazcık daha pahalı olabilir. Yani çünkü Yurdu sayıyorsunuz sanırım siz daha çok. yani eğitimi çıkartıp genel diğer tüm masrafları sayarsak Anladım. yaklaşık $1000 civarında Evet, oluyor. evet, evet. Tamam. Peki son olarak genel anlamda zaten çoğu şeyden bahsettik. Sizin burada birçok öğrenci var tabii. Kore'de bulunmak isteyen, eğitim almak isteyen, dil eğitimi olabilir ya da başka lisans, yüksek lisans. Herhangi bir tavsiyeniz var mı acaba? Onlara vermek istediğiniz. Şöyle ki ilk başta neden bu ülkeyi seçtiklerinden gerçekten emin olmaları gerektiğini düşünüyorum. Bir de şu an Kore ile ilgili böyle çok toz pembe bir hayal dünyası var insanlarda. Özellikle diziler ve K-pop yüzünden. Öyle olmadığını bilmeleri gerekiyor insanların. Burası da bir ülke. Burada da kötü insanlar var. Burada da kaba insanlar var. Yani ben genel olarak hani Türkiye'ye aşırı benzetiyorum özellikle. Hatta ben insanları birazcık daha kaba buluyorum burada. Yani insanların bunları bilerek en azından en kötüsünü hazırlayarak gelmesi gerekiyor ki kendini böyle çok büyük bir hayal kırıklığına hani sürüklenmesin, depresyona girmesin. Çünkü zaten buraya geldikten bir süre sonra depresyona giriyorsunuz ama bir de hayal kırıklığına uğrarsanız yani düşünemiyorum. Ben direkt herhalde bırakıp Türkiye'ye geri dönmek isteyeceklerdi. Ama bu kadar emek veriyorlar. Hani bunları yaşamamaları gerekiyor. O kadar şey başardıktan sonra geri dönmek bence bilmiyorum çok kötü bir his olur herhalde. Çok büyük bir hayal kırıklığı olur. Bu yılın kendilerini en kötülerini en kötüsünü hayal ederek buraya gelsinler. Tek tavsiyem bu olabilir. Bir de hani daha çok erken deyip ertelememeleri gerekiyor. Çünkü şöyle düşünüyorum, ben her zaman geç kaldığımı düşünmüştüm. Ben ortaokuldan beri istiyordum buraya gelip okumayı ama hiçbir şey yapmadım. Ve en sonunda lisenin sonuna geldiğimde kendimi çok pişman hissetmiştim. Bence bunu hissetmemeleri için en erken hani bugün ne yapıyorlarsa yapsınlar, bugün başlasınlar eğer başlamadılarsa. Bunları söyleyebilirim. Evet, kesinlikle. Yani ben de katılıyorum size tabii ki. Yani bütün ülkelerde tabii böyle bir durum var. İşte özellikle filmlerle tabii ki çok fazla yansıtılmaya çalışıyor. Yani bütün ülkelerde var bu durum. Aynı zamanda da bir strateji tabii ki. Yani ülkeler tarafından uygulanan hem film Pazarlama. sektörüyle ülkeye bir sürü işte hem turist hem öğrenci yetenekleri toplama. Aynı zamanda bütün burslar da aynı zamanda hani bu yüzden veriliyor tabii ki. Bu genç yetenekleri kapabilme. Karşılıklı bir alışveriş var orada da aslında. Onlar size yardımcı oluyorlar bu konuda. Gerçekten çok güzel bir deneyim kazanabilmenize. Hem siz onlara bir şeyler katıyorsunuz. Onlar da size birçok şey katmış bir şekilde. Karşılıklı bir gerçekten güzel deneyim elde edilmiş oluyor. Bundan dolayı aslında hiçbir ülke tabii böyle toz pembe, sizin de dediğiniz gibi hani tabii bir de Kore olduğu için gerçekten çok uzak bir tabii kültür gibi görünüyor bize orada. Şey olarak daha çok kültür anlamında tabii ki yani uzaklar ama sonuçta onlar da insanlar elbette. Evet. Onun da farkında olmak lazım. Bunun dışında eklemek istediğim son olarak evet hazırlık alakalı gerçekten biz de özellikle onu çok fazla sık vurguluyoruz. Her zaman vurguluyoruz. Yani hazırlıkla alakalı özellikle hazırlık gerçekten çok önemli. Yani burada Bilge Su Hanım'ın da söylediği gibi hazırlık yapılmadan imkansız gerçekten. Yani böyle bir sürece girilmesi imkansız ve bize de kalırsa ayrıca hani bir yıllık böyle bir hazırlık yapılmadan zaten birkaç ay içerisinde minimum olarak tabii bunu söylüyorum.
Birkaç ay içerisinde bir üniversiteye hadi ben Kore'ye gideyim de başvurayım yapılması oldukça zor gerçekten. Bir sürece yayarak en azından kendiniz bile olsanız sadece bunu yapmak gerçekten çok çok önemli yani. Bir süreç boyunca yaymak. Hiçbir zaman ertelemeyin, o konfor alanından çıkın. Özellikle birçok arkadaşın yaptığı gibi. Yine zorlu zamanlar elbette yaşayacaksın diye sonunda dediği gibi. Bir kültür şoku olayı var. Tabii her yurt dışına çıkan öğrencinin yaşadığı. Sonuçta uzakta kalıyorsunuz yani ailenizden ya da memleketinizden, ülkenizden. Elbette yaşanıyor bunlar ama hepsi atlatılıyor tabii ki. Siz güçlü olduğunuz sürece tabii ki. Bunun da farkında olmak lazım yani o şekilde gitmek lazım ona. Onu da güzel vurguladınız. Birkaç soru varsa onları sorayım. Ardından da kapatalım isterseniz. Güvenilir bir yer diyorlar Kore'ye. Öyle mi peki gerçekten sizce? Diye sormuşlar Bence aslında. güvenilir. Şöyle söyleyeyim. Yabancılardan uzak durduğunuz sürece çok güvenilir. Yani ben yabancı gördüğüm zaman direkt kaçıyorum. Koreliler daha güvenilir. Evet. Bir şey dediniz ya sanırım biraz kabalar dediniz herhalde. Ya Oralara geldim. şöyle hani yaşlar aşırı kaba. Hani yaşlar saygı bekliyorlar ama saygılı asla olmuyorlar. Yani siz hem yabancısınız hem gençsiniz. Bu yüzden hani sizin koşulsuz şartsız sadece onlara saygı göstermenizi bekliyorlar. Evet, biraz evet. Yani öyle. Gençler çok şey değil ama gençler normal. Evet. Bunun dışında dersleri Korece ile almak mı daha kolay yoksa İngilizce mi? Hangisi daha kolaylaştırır? Yani bu sizin dil seviyenize göre değişir. Ben Kore Dili ve Edebiyatı öğrendiğim için hani o yüzden Kore Dili tabii ki de benim için daha kolay bir dil yani. Ben Korece alıyorum derslerimi. Dil seviyesi her şeyi değiştiririm sonra. Evet. Bir de okuyacağınız bölüme göre de değişiyor aynı zamanda. Evet, kesinlikle. Düşük diploma notu profil geliştirmeyle toparlanabilir mi? Elbette toparlanabilir. Tabii çok çok düşük olmadığı sürece ve aslında buradaki soru şeyde değil yani. Sizin odaklandığınız yerde şimdi düşük bir diploma notuyla gidip de Seul Ulusal Üniversitesi'ni seçerseniz ya da Yonsei Üniversitesi'ni seçerseniz imkansız zaten. Gerçekten imkansız. Ama zaten siz bir kademe daha aşağıda tutarsanız işte biz de zaten başvuru yapacakken ona göre yapıyoruz. Öğrenci bize geldiği zaman profili neyse en azından bizim değiştiremeyeceğimiz yani not ortalaması gibi. Bunun dışında yine dil gelişimi için çok fazla şey yapılabilir. Tek değiştirilemeyecek şey not ortalaması zaten. Bundan dolayı not ortalaması nereden baksanız yani %25, %30'luk en fazla bir dilime etki ediyor. Dil de deseniz zaten bu ikisinin toplamı yarısı aslında bir başvurunun. Geriye kalan kısımda zaten birçok şey yapılabilir. Özellikle dil de geliştirilebilir. Yani bu da demek ki aslında %70 oranında, %60, %70 oranında sizin kendinizi geliştirme ve kanıtlayabilme olasılığınız var zaten. Bundan dolayı da sadece not ortalamam kötü diye kesinlikle vazgeçmeyin. Sadece önemli olan hedeflerin uygun belirlenmesi. Bunda sorun yaşanır. Sadece hani hedef yanlış belirlenmiş olur zaten. Bundan dolayı da yani işte Everest Dağı'na değil de daha orta boyutlu bir dağa çıkmak daha önemli burada. Onun cevabını da ben vermiş olayım. Düşük diploma notuyla burs alınabilir mi? Alınabilir tabii ki. TOBİK'le verilen var. Bilgi sonunu aldığı gibi örneğin. Sanat bölümü için evet yetenek önemli. Bir soru var sanırım. Çok soru varmış diye onları sorarsam muhtemelen yayın bitmeyecek. Biraz baktım ama eğer sorunuz varsa yine bilmiyorum size ulaşabilirler mi Bilgesu Hanım? Sorabilirler. Bakıyorum Mailler. DM'lere. Bakıyorsunuz tamam çok güzel o zaman.
Zaten bize her zaman ulaşabilirsiniz. Eğer bilgisi olanla da bu konu hakkında hani en azından deneyimle alakalı ya da korktuğunuz bir şey vardır belki gerçekten. Bununla alakalı bilgi almak isterseniz yazabilirsiniz kendisine de. Çok teşekkür ediyorum gerçekten. Bize gelip bu güzel bilgileri de verdiğiniz için yaşayan birinden duymak her zaman çok daha farklı oluyor çünkü gösterebilmek. Gerçekten teşekkürler geldiğinizde. Son olarak sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa onu alayım. Son söylemek istedikleriniz, ondan sonra kapatalım. Yani teşekkür ederim. Bunu diyebilirim. Yani iyi ki böyle bir yayın yaptık. Ben de böyle rahat rahat kendi deneyimlerimi bahsetmiş olabildim. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Ne demek? Umarım tekrardan daha sonra yine görüşürüz. Kendinize iyi bakın o zaman. Görüşmek üzere. Daha sonra görüşmek üzere. İyi günler. İyi İyi akşamlar. günler.